Evet arkadaşlar, kendisine Pinterest'te bir tane internet sitesinde karşılaştım. UYUYAN tilki. Tarifini çıkardım. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Birlikte yapalım inşallah. Örelim inşallah. Evet, önce sihirli halkamızı yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve ipi çekiyorum. Çektikten sonra diğer ilk sık iğnenin içerisine batıyorum bir kere, sonra tekrar batıyorum aynı sık iğnenin içerisine. Yani 2 tane aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne batmış oluyorum. Yanındaki sık iğnenin içerisine de 2 tane batıyorum. Diğerine de 2 tane batıyorum. Yani 3 tane olan sık iğnemi 6 tane sık iğneye yükseltiyorum sayı olarak. Bu 2. sıra oluyor. 2. sırayı yaptıktan sonra o kalan artık ipi zorlu mücadelenin ardından tığıma geçiriyorum ve örmüş olduğum örgünün düz tarafını çevirmeye çalışıyorum. İnşallah yapabileceğim. Çok küçük olduğu için o aralık, delik, tığ sığmıyor oradan ve bayağı zorluyor. Bunu yaparken şundan da bahsedeyim. O Pinterest'teki o internet sitesi var, satış yapıyorlar sanırım. Orada bunları broş olarak yayınlamışlar. Orada Tiger var, başka bir tilki var. Onların da tarifini çıkardım. Onları da sizlerle paylaşacağım. Evet, geçirdim ipi. Zorlu bir mücadelenin ardından 3. sırama başlıyorum. Evet. Direkt sık iğnenin içerisine 1 tane sık iğne yapıyorum. 2. sık iğnenin içerisine de artırma yapıyorum. Yani 1 sık iğne, 3. sıradayım. Yanındaki sık iğneye de 2 tane batıyorum. Yani artırma yapıyorum. Yavaş yapıyorum ki bilmeyen arkadaşlarımız, yeni başlayan arkadaşlarımız da faydalanabilsin diye. Evet, 1 tane sık iğne yapıyorum ve ardından yanındaki sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Toplamda 9 tane sık iğneye ulaşıyorum böylelikle arkadaşlar. Ve 4. sırama geçiyorum. 4. sıraya geçmeden belirteçimi takıyorum. Bunun da ismi nedir tam olarak onu da tam bilmiyorum ama. 4. sıramda 2 tane sık iğne yapıyorum peş peşe. 1 ve 2. Evet, yanlış yere baktık galiba. Bir ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Ardından 3. sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani toplamda 4 sık iğneye ulaştırmış oluyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Yanına 1 tane daha sık iğne yapıyorum. 2. sık iğnemi yapıyorum. 1, 2. 3. olan sık iğnenin içerisine 2 tane banıyorum. Yani 2 tane sık iğne, 1 tane artırma yapıyorum. 1, 2. Evet, 3. sık iğnenin içerisine 2 tane banıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Çok tatlı bir tarif. Neticesi güzel oluyor. Küçük, ince iple ve daha küçük numaralı bir tığla örerseniz eğer daha küçük boyutta elde edebilirsiniz. Benim elimde öyle bir iplik yoktu. O yüzden normal amigurumi pi ile yaptım. Boyutu çok büyük olmadı. Şimdi sıra 5. 5. sırada 1 2 3 sık iğne, 4. sık iğnenin içerisine 4'ü ve 5'i banıyorum. Yani 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane artırıyorum. 5 6 7 8'incinin içerisine 2 tane banıyorum arkadaşlar. 9 10 11 diyorum. 12'ncinin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. 12'ncinin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani 5. sıramı 3 sık iğne 1 artır şeklinde yaptım ve bitirdim. 6. sıramı hiçbir artırma ve azaltma yapmadan bitiriyorum. Evet hanımlar, inşallah bundan ekmeğini kazanan insanlara, hanımlara ya da çocuğu için, çevresi için, hediye için yapan hanımlara faydamız olur. Beni desteklerseniz yeni tarifler çıkarabilirim. Sizin istediğiniz örnekler olursa onların tariflerini çıkarmaya çalışırım elimden geldiğince. Benim amacım yapıp satmak değil. Sadece burada izlenmek istiyorum. Beni de desteklerseniz sevinirim. Olumlu eleştirileriniz olursa her zaman açığım. Yani şunu şöyle yapsan daha iyi olur filan gibi fikirleriniz olursa bunlar benim için önemli. Şimdi 7. sıraya geldik. 7. sırada 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane sık iğne, yani 4. deliğe de sık iğne, 5. deliğe 2 tane sık iğne yapacağız. 5. deliğe 2 tane sık iğne yapacağız. 6. deliğe 1 tane, 7.'ye 1 tane, 8.'ye 1 tane ve 9.'ye 1 tane yapıp 10.'ya 2 tane yapacağız. Diye devam ediyoruz. Yani 7. sıramı 4 sıkı iğne 1 artır. 4 sıkı iğne 1 tane artır şeklinde yapıyorum. Sekizinci sırada hiçbir artırma ve azaltma yapmıyorum. Her deliğe 1 tane sık iğne çekiyorum. Her deliğe 1 tane sık iğne. Videoyu açalım ve birlikte böyle sanki yan yana örüyormuş gibi paylaşımlarda bulunalım. İnşallah öyle olur. İlerleyen süreçlerde de. Evet. Şimdi 9. sıraya geldik. 9. sıramızda 5 tane sık iğne yapacağız. 1 tane artırma yapacağız. 5 sık iğne, 1 tane artır. Biz şu an tilkimizin gövde kısmını yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Evet. Bir tane de artırıyoruz. Şimdi artırma kısmındayız. 6. delikte 2 tane sık iğne olacak. Unutmayın. 6. delikte 2 tane sık iğne olacak. 7. de 1 tane. 8. de 1 tane. 9. da 1 tane. 10. da 1 tane. 11. de 1 tane. Ama 12. sık iğne de 2 tane sık iğne olacak. 12.'nin üzerine gelen sık iğne de 2 tane sık iğne olacak. Yani artırma yapıyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 tane artırma yapıyoruz. Mantık bu. 9. sırada. Evet, 9. sırada bu şekilde oluyor. 9. sıram bitiyor ve 10. sıraya geçiş yapıyoruz. Herkes geçmiştir umarım. Onuncu sıradayız hepimiz şu anda. 10. sırada hiçbir artırma ve hiçbir azaltma yapmıyoruz. 10. sıramızı da hiçbir artırma ve azaltma yapmadan bitiriyoruz. Bunu yaptığımız bu örneği şeylerde de kullanabiliriz arkadaşlar. Böyle mesela çocuklarımıza taç yaptığımızda ya da bere yaptığımızda onlara motif olarak koyabilirsiniz. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Aklımda birkaç bir şey var. Onları da yapıp paylaşacağım. Evet, 10. sıramız bitiyor. Daha anlaşılır olması için yavaş yavaş, yani hiçbir artırma yapmadan, videonun hızını değiştirmeden paylaştım. Evet, 10. sırayı bitiriyoruz. Onuncu sıramız da bitti. 11. sıramız da aynı. Hiçbir artırma ve azaltma yapmıyoruz. Hiçbir artırma ve azaltma yapmıyoruz. 10. sıramızda da. Birinci sıramızda da hiçbir artırma ve azaltma yapmıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Evet, 11. sıramızı da bitirdik. 21 tane sık iğne ile. Hep birlikte yapmaya devam edelim. 12. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. 12. sıramızda 5 tane sık iğne çekiyoruz. 1 tane azaltıyoruz. Azaltmayı ön lobdan, bakın. Ön lob dediğim o ön kısım var ya, başak gibi olan kısmın ön kısımları. Sizden taraf olan kısımlarından alıp evet çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yaptık. Ön lobdan evet bu şekilde aldık. 1 2 3 4 ve 5. Beş dedik ve evet yaptık. Şimdi 13. sırada aynısını yapıyoruz. Aynı. Hiçbir artırma, hiçbir azaltma yapmıyoruz arkadaşlar. 13. sırada hiçbir artırma ve hiçbir azaltma yapmıyoruz. Hiçbir artırma ve hiçbir azaltma yapmıyoruz. Kendinize odaklarsanız 1-1,5 saat arasında filan biter yani. Bir tanesini elde edebilirsiniz. Tatlış bir ürün ortaya çıkar. Evet. 13. sırayı da bitirdikten sonra 14. sıraya geldik. 14. sıramızda 4 tane sık iğne yapacağız. 1 tane azaltacağız. Evet. 4 tane sık iğne, 1 tane azalt. 4 tane sık iğne yapacağız, 1 tane azaltacağız. Sık iğne yapıyoruz. Bir tane azaltıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Şimdi 15. sırada. 15. sırada da hiçbir artırma ve azaltma yapmıyoruz. Aynısını örüyoruz, geçiyoruz. Artık işi hızlandırdık. Evet. Artık bitmek üzere. Hep birlikte gövdeyi bitiriyoruz. Anahtarlık olabilir bu yaptığımız ürün. Daha sonra ne olabilir? Mesela eğer bunu iş olarak yapıyorsanız mevlütlerde mesela dağıtmak için bir şeyler yapıyorlar. Öyle bir şey olabilir. Çocuk doğumuyla alakalı doğduğu zaman dağıtılmak için bir ürün yapılabilir. Dediğim gibi takı toka tasarımlarında kullanılabilir. Ondan sonra kıyafetlere aksesuar olarak kullanılabilir. Ördüğünüz, kullandığınız iple de malzemeyle de alakalı nerede kullanacağınız. Şimdi 16. sıradayız. Bir sürü şey hayal edebiliriz birlikte. Fikirleriniz olursa paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yeni şeyler üretelim birlikte. 3 tane sık iğne yapacağız. 1 tane azaltacağız. 3 tane sık iğne yapacağız. 1 tane azaltacağız. Tarifleri yayalım. Bu tarifi yayalım. Herkes faydalansın. 3 tane sık iğne, 1 tane azalt. Videomu da yayarsanız sevinirim. Çok emek harcadım çünkü. Güzel mi annem tilki? 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 tane azaltıyoruz. 16. sırada. Bitti mi? daha bitmedi. Üç tane sık iğne, bir tane azalt. Hayır, bunu teyzelere yapmayı öğretiyorum. Başkaları da yapsın, faydalansın diye. 17. sırada yes, şu anda 17. sıraya geçtik. 17. sırada çek bakalım. Ha, ipimin üstüne basıyorsun. İki tane sık iğne yapacağız, bir tane azaltacağız. 17. sırada iki tane sık iğne yapıyoruz, bir tane azaltıyoruz. Azaltmayı ön taraftan yapıyoruz. Bakın. Efendim anne. İp. Oradaydı. Evet, oldu şimdi. Olamadı. Tekrardan. Artık o alan daraldı ya, hareket etmesi zorlaşıyor. Anneciğim. Ama daha ince ip kullanırsanız mesela daha şey olabilir. Bilmiyorum nerede olduğunu. İki tane sık iğne, bir tane azalt diyoruz. İki, bir tane hayatım azalt. İşim var ama. Bunun içerisine oradaydı, iyi bak. O diğer videoda olacak. Hepsini aynı videoda atmak istemedim. Çok uzun olur, sıkılırsınız diye. Ama küçük tilki bana lazım. Büyük tilkiyle İçerisine koyacağınız İşte o silikon, hayır, onunla pamuk. Ne bileyim, kuzumun eli çıktı oradan. O çok böyle bastırmayın içerisine. İki tane sık iğne, bir tane azalt. Yapıp 17. sırayı da bitiriyoruz. Şimdi azaltma kısmındayız. On yedinci sıramız da bitiyor, bitti ve 18. sıramıza geldik. 18. sıramızı da diğer videoda